Amerika Birleşik Devletleri'nde yarın gerçekleşecek olan meclis başkanları, NATO'nun 75. yıl dönümü dolayısıyla meclis başkanları toplantısı için milletvekili arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Buraya biz birkaç gündür buradayız ve güzel programlar yaptık. Şöyle gelirken gözden geçirdim. Bu 7. programımız, 8. programımız da yarın sabah inşallah kongre binasında 32 ülkenin NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla birlikte yapılacak olan toplantı. Ardından da çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız NATO üyesi ülkelerin devlet başkanları toplantısına katılacak. Dolayısıyla burada Türkiye olarak fevkalade önemli bir etkinlik dolayısıyla buradayız. Hem Türkiye'nin görüşlerini ifade edebilmek hem de dünyada yeni bir barış vizyonunun ortaya konulabilmesi için muhataplarımızla görüşlerimizi alışverişini yapabilmek imkanını bulacağız. Ben bir kez daha bu toplantıyı organize etmeleri dolayısıyla ASKON'a, değerli Başkanı Ayhan Bey nezdinde bütün ASKON üyesi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye içinde bulunduğumuz dönemde dünyanın yeniden yapılandığı, yeniden dünyadaki dengelerin yeni baştan kurulmaya başladığı bir dönemin hemen başındayız. Belki 20 sene sonra, 10 sene sonra bugün konuştuklarımızdan çok farklı şeyleri konuşuyor olacağız. Bu da dünyanın yeni bir sisteme doğru evrildiği dönemdir. Büyük sorunlar yaşıyoruz, doğru. Dünyanın hemen hemen her tarafında fevkalade büyük türbülansların yaşandığı. Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada her tarafının krizlerle, kaoslarla, çatışmalarla, gerilimlerle meşgul olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dünyada bir taraftan baktığınız zaman çevre tahribatlarından ve dünyadaki iklim değişikliklerinden bahsediyoruz. İşte az evvel Teksas'taki fırtınalardan, kasırgalardan bahsedildi. Bu giderek daha fazla artacak. Dünyanın birçok yerinde illegal göç meselesinden bahsediyoruz. Dünyanın birçok yerinde, başta Afrika kıtası ve Asya, Latin Amerika olmak üzere kıtlıktan, açlıktan bahsediyoruz. Dünyanın en zengin ülkelerinde bile, Amerika Birleşik Devletleri dahil, gelir dağılma adaletsizliklerinin had safhaya çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. Ayrıca terör örgütleri vasıtasıyla önce vekalet savaşları diye başlattıkları büyük bir takım gerilimlerin bugün artık neredeyse kontrol edilemez noktaya geldiğini görüyoruz. Velhasıl hangi yere bakarsanız bakın, dünyada fevkalade önemli ve zor gelişmelerin gerçekleştiği bir dönemdeyiz. Ayrıca bütün bu çatışma, gerilim ve farklılıkların bizim içinde bulunduğumuz, Türkiye'mizin içinde bulunduğu coğrafyada had safhada olduğunu da şahit oluyoruz. Bir tarafta Balkanlardaki gerilimler, bir tarafta kuzeyimizde Rusya ve Ukrayna arasındaki mücadele, hemen güneyimizde Orta Doğu'da devam eden önce terör örgütleri vasıtasıyla, DAEŞ'iyle, FETÖ'süyle, PKK'sıyla, PYD'siyle devam eden bir takım terör saldırıları. Yine az aşağımızda Filistin topraklarında, Gazze topraklarında 10. ayına girmiş olan modern zamanların gördüğü en büyük katliamlar, artık soykırım boyutlarına ulaşmış olan insanlık suçları, bütün bunların içerisinde Türkiye gerçekten bir istikrar adası olarak, ekonomik ve siyasi istikrarını korumayı başarmış bir bölge ülkesi olarak ve bu tehditlere rağmen, bu türbülanslara rağmen önemli fırsatları, önemli bir takım imkanları olan bir ülke olarak hemen hemen dünyanın her tarafında göze batan, gelişmekte olan ülkelerden, parlayan yıldızlardan birisi olarak ortaya çıkıyor. Bunun için biz bu dönemi çok iyi değerlendirmek zorundayız. Bu dönemin birçok özellikleri olacak. Özellikle bu saydığım, demin saydığım ve sayamadığım birçok gelişme hepimizin bir fiil yaşadığı gibi pandemi döneminde artarak devam etti. Pandemi döneminde var olan sorunlar çok daha net bir şekilde, herkesin gözüne batacak şekilde görünmeye, bütün hükümetlerin yakından hissedeceği şekilde de gerçekten rahatsız etmeye başladı. Ama bununla birlikte dünyada özellikle bundan sonraki dönemde yeni bir dönem başlıyor. Bildiğiniz gibi 1990'ların başında 45 yıllık soğuk savaş dönemi,
Rusya'nın çözülmesiyle birlikte sona ermişti. Sovyetler Birliği'nin çözülmesi birçok devletin bağımsızlığına kavuşmasına, Orta Asya'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Doğu Avrupa'da yeni birçok bağımsız devletin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Ve bu bağımsız devletler 90'ların başından bu yana bir kısmı fevkalade önemli mesafe kat ettiler ve bağımsızlıktan sonra güçlü ülkeler, devletler olarak kendilerini gösterdiler. Nasıl Rusya'nın çözülmesiyle birlikte iki kutuplu dünya sistemi sona erdiyse, Amerika Birleşik Devletleri'nin apar topar Afganistan'dan çekilmek zorunda kalmasıyla birlikte de tek kutuplu dünya sisteminin sonu geldi. Artık hiçbir ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri dahil, tek başına domine edeceği bir dünyadan bahsetmiyoruz. Önümüzdeki dönem çok kutupluluğun hakim olacağı, dünyanın birçok yerinde farklı devletlerin güç merkezlerinin öne çıkacağı, çok yoğun bir mücadelenin ve rekabetin yaşanacağı bir dönem olacak. İşte tam da böyle bir dönemin başında Türkiye'mize tarih, coğrafya, jeokültür, ne derseniz deyin jeostrateji altın tepsi içerisinde önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye, bölgenin istikrar adası olan bir ülkesi olarak ekonomik ve siyasi istikrarını sürdürerek yoluna devam ettiği müddetçe Allah'ın izniyle önüne yeni fırsatlar çıkacak, yeni imkanlardan en çok istifade eden ülkelerden birisi olacaktır. Bunun için Türkiye, bütün uluslararası platformlarda var olmaya devam edecek. Türkiye, kendi menfaatlerini, milli menfaatlerini her platformda savunacak, daha ileriye götürecek. Türkiye, yeni dostluklar, yeni ittifaklar oluşturarak dünyanın birçok yerindeki gelişmelere asla seyirci kalmayacağız, bir begale kalmayacak. Türkiye'nin bu dünyadaki en önemli, bu gelişen yeni dünyadaki en önemli güçlerinden birisi de millet varlığı dediğimiz gücümüzdür. Millet varlığından kastımız sadece 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ya da sadece Türkiye'de doğmuş olan vatandaşlarımız değil. Hiç şüphesiz ana ekseni, sizin de kuruluşunuzun adını alan Anadolu aslanlarındaki Anadolu oluşturmaktadır millet varlığımızı. Ama şöyle başımızı bir kaldırıp baktığımızda hemen yakın çevremizde gözünü Türkiye'ye dikmiş olan, Türkiye'nin iyi bir halde olması için dua eden, temenni eden ve Türkiye'nin gelişmesi için dört gözle Türkiye'ndeki gelişmeleri takip eden milyonlarca insanın varlığını biliyoruz. Balkanlardaki dostlarımız, Kafkaslardaki dostlarımız, Orta Asya'daki dostlarımız, Orta Asya'dan ta Avrupa'ya kadar uzanan o coğrafyada yaklaşık 300 milyonluk Türk devletlerinin oluşturmuş olduğu, Türklerin yaşamış olduğu coğrafya. Ayrıca Fas'tan Endonezya'ya kadar bugün 2 milyara varan nüfusuyla dünyanın en dinamik unsurlarından birisi olan İslam dünyası. Ve hemen güneyimizde Orta Doğu coğrafyasında yer alan yakın komşularımız. Bütün bunların içerisinde hiç abartısız söylemek gerekirse yüz milyonlarca dostumuz bizim gözümüzün içine bakmaktadır.